Türker Başdemir. Bu sektörün içerisinde 15 yılımız var. 15 yıldır bu sektördeyim. Yani destek güzel bir şey. Yani devletimizin verdiği destek gerçekten güzel bir düşünce bu konuda. Nitekim yalnız bu destek çoğu insan için, yani büyük esnaflar için kesinlikle yetersiz düzeyde. Çünkü zaten bizim stabil aylık en kötü şu an orta halli bir esnafın ödediği kredi veyahut da kirası 15 bin lira civarı. Bu durumda verilen destek zaten yetersiz. Yani destek bize sadece ufak çapta bir sadece bir elemanın veyahut da bir ekibin çalışma imkanına destek olmuş oluyor. Yine de destek var ama dediğim gibi yetersiz bu destek şu dönemde. Vallahi bu destekten şu anda etrafımda yararlanan kişiler var mı? Var ama biz yararlandık mı? Biz yararlanmadık. Geçen sefer de aynı şeyleri yaşadık. Covid bitti muhabbetine getirilecek. Yurt dışından gelecek şu anda diğer büyük bir vaka var. Şimdi ondan korkuyoruz. İki gün sonra bu eğer gelir de karşımıza çıkar ise çok sıkıntılı. Bu seferki şeyde toplayabilir miyiz? Bu kadar kısa sürede kendimizi ayağa kaldırabilir miyiz? Bundan korkumuz, endişemiz. Yani bir anda serbestlikte ne kadar iyi, bunları düşünmek lazım. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Çalışan ekip, insanlarımız şu anda çok zor durumda. Devletimizin bir an evvel bu konuda sigortasız olarak çalışanlarımız var şu an piyasada. Sigortalı çalışanlarımıza destek veren veyahut da vermeyen firmalar var. Rabbim bu tarz kişilerin yardımcısı olsun. Devletten de bunlarla ilgili bir çalışmalar bekliyoruz. Çünkü sigortasız yapılandırma çok, çalışan da çok ve bunun denetimleri hiç yok. O yüzden bunlarla ilgili desteklerini bekliyoruz. Ayhan Öztoprak, 40 senedir bu sektörle uğraşıyoruz. Devletimizin işi rast gelsin. Az da olsa esnafa yardımcı oluyor. İşte memnun olan da var, olmayan da var. Biz memnunuz elhamdülillah. Faydalandık. Kısa az da olsa faydalandık da Allah işleri rast gelsin. Bayağı işte cumartesi pazar kapatılınca esnaf sıkıntı çekti. İnşallah pazar günü açılırsa zaten açıyoruz. En azından bir şeyler satıyoruz elhamdülillah. Olur bir şeyler diyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bizi bu hastalıktan kurtarırsa en dual istediğimiz şey o. İsmim Semih Kundak. Hayal Dünyam Süsevi sahibiyiz. Organizasyon ve kına organizasyonları işi yapıyoruz. Ortalama 5 senedir bu sektörle alakalı işlemler yapıyoruz. Ya bu konu hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu anda bizi kapsamıyor bu hibeler. Şu anda devletin açıklamış olduğu hibelerin hiçbirini maalesef alamadık. Ya şartlardan dolayı olmuyor ya da herhangi bir sebepten dolayı geri tepiyorlar. Ondan dolayı hiçbir hibeden yararlanamadık. Bu konuda zaten müzdaribiz. Bizim gibi birçok esnaf da aynı durumda. Yani şimdi onu büyükler tabii daha iyi bilir, devletin başındakiler, ama hiçbir şekilde yeterli olmayacağını onlar da biliyor. Herkes gibi. Ama veriyorlar, Allah razı olsun diyoruz. Onu da alamadığımız için bir şey de diyemiyoruz kendilerine. Şöyle söyleyeyim, ortalama 1,5 senelik bir süreç bu. Hemen hemen çizgimiz %100'lerden %10'lara kadar düştü işsel olarak. Ama 7. ay sadece gurbetçi yoğunluğu olarak düşünürsek işlerimizin iyi olacağını düşünüyoruz. Ama bu süreçte 1,5 senelik o giderler, masrafları düşünürsek eğer hiçbir şekilde karşılayacağını düşünmüyoruz. Buna devletin vermiş olduğu hibelerde, kredilerde, onların da hiçbiri de yeterli olmaz. Yani şöyle söyleyelim, masraflarımız çok ağır. Personellerimizle göndermek istemiyoruz. Hiçbir şekilde destek de alamıyoruz. Esnafın çoğumuz zarip. 7. ve 8. ayda iyi geçmezse çoğu esnaf zaten sıkıntıda. Pek iyi olmayacak ama inşallah, ümit ediyoruz, iyi olur. Selçuk Ülker, 30 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Kayseri'de 30 yıllık esnafız. Valla biz esnaf olarak devletten hiçbir hibe desteği almadık ve görmedik de. Şu andaki verdikleri hibe desteğin içinde de zaten bizi kapsamıyor. Biz hangi kategoriye giriyoruz onu da bilmiyoruz ama bu esnaf olayını anlayamadık biz. Başvuru yaptık, kabul etmediler. Bizi kapsamadığını söylediler. Bizi kapsamıyor. Valla 1 Temmuz'dan beklentilerimiz zaten Kayseri olarak düşünürsek Kayseri'de gurbetçi olayı var. Kayseri'de eğer gurbetçiler gelmezse esnafın hali bitmiş durumda. Abdullah Patıroğlu, ben 11 yıldır çarşıda esnafım. Biz bilmiyoruz, vallahi hibe falan da hiçbir şey alamadık biz. Yapmamıza rağmen çıkmadı. Büfe olarak geçtiğimiz için muhtemelen. Kapsamlı. Ya vallahi şöyle diyeyim, bizim esnaf olarak bir beklentimiz kalmadı artık. Yani biz çok 1,5 senedir çok zor zamanlar geçiriyoruz. Biz devletten gerekli desteği göremedik. Sadece bir tane Halkbank'tan şey aldık. Bu kredi veriyordu ya. O da borçlandık. Onun haricinde biz hiçbir şey almadık.